Good afternoon, everyone. Merhabalar herkese. En son oturuma kadar kaldığınız için, son iki konuşmaya kadar kaldığınız için, sabrınız için size teşekkür ediyorum öncelikle. Burada sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Şu ana kadar pırıl pırıl öğrencilerle tanıştım. Değerli meslektaşlarımla tanıştım bu vesileyle. Umarım bundan sonraki diyalogların da başlangıcı olur bu tanışıklıklar. Ayrıca beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesi 1870'te kuruldu ve 1876'da açıldı. Bir gotik binanın Copley Meydanı'ndaki halini görüyorsunuz. Bu bina müzenin ilk binasıydı. Ama 1909 yılında bu binaya sığmamaya başladı müzemiz. Ve bulabildiğimiz tek yer rodeolarda ve sirk için kullanılan bir alan oldu. Yani hala tabii müzem sirke benziyor diyenleriniz olabilir ama yani böyle bir eski rodeo ve sirk sahası. Ve ansiklopedik her tür kıta, her tür dönemden çok eski buluntular, çağdaş sanat, kostümler, müzik enstrümanları. Ayrıca Japonya'da, Goya'da bir kardeş müzemiz de var. Ve onlarla karşılıklı alışverişlerimiz oluyor ve bütün Amerika'da, bütün Avrupa'da seyahat eden, ödünç verdiğimiz eserler var. Japonya'da tabii buna dahil. Şu anda hatta Çin'e de yayılmaya başladı eserlerimizin hareket alanı. Bazı öğrendiğimiz derslerden bahsedeceğim. Biz konservatörler olarak, koleksiyon uzmanları olarak, yöneticileri olarak, koruma mühendisleri olarak, paketleyiciler olarak, sanat uzmanları olarak, veri tabanı uzmanları olarak, proje yöneticileri ve ekipleri olarak neler öğrendik bugüne kadar bu çalışmalarımızda? Biraz onlardan bahsedeceğim. Daha sonra oturumdan sonra da birebir tabii konuşmaya sizlerle açığım ben. Koleksiyon yönetimi ve koruma departmanında çalışıyorum. Ve 80 çalışanımız var departmanda. 60 kadar konservatörümüz var bizim departmanımızda. Çeşitli uzmanlıkları var. Ve veri yönetimi gerçekleştiriyoruz koleksiyonda. Ve ödünç verilenlerle ilgilenenler var. Farklı koleksiyon uzmanlarımız var. Sanat uzmanları var. Bunların bazıları özellikle önleyici konservasyon faaliyetlerinde bulunuyorlar. Örneğin havanın diyelim ki sandıkların içinde, kutuların içinde ve dışındaki havanın kalitesiyle örneğin ilgilenenler var. Müzemiz büyümeye devam etti yıllar içinde ve 1915'te Evans kanadı eklendi. 1968'de yine büyüdük. 1970'de White Wing, beyaz kanat eklendi. Bizim de içinde yer aldığımız bina ama artık çok eski bir bina oldu. Ve daha sonra 1981'de bir kanat daha eklendi. Son dönemdeki yaptığımız projede şunu gördük. Burada toplam müzenin bütün depo alanın 1/3'üne ihtiyaç duyduğumuz bir proje oldu. 1999'a başladı bu proje. Lord Norman Foster ve ortakları kurumuyla çalışmaya başladık. Yeni bir master plana ihtiyacımız vardı müze için çünkü. Orijinal master plan çünkü eskiydi. Guy Lowell tarafından 1999'da mimar tarafından geliştirilmişti. Ve müzeyi kuzey-güney aksı üzerinde yeniden yerleştirelim dedik. Ve bunların bazıları yıkıldı. Yeni bina burada gördüğünüzde. Bu büyümeyle beraber 1928'deki dekoratif sanatlar kısmı yıkıldı. Doğu tarafında binanın ve burada özel dönem salonları var. Amerikan ve Avrupa dekoratif sanatları koleksiyonları var. İki kata yayılmış olarak. Ve avlu ve bahçe kapalıydı. Kapadık daha doğrusu ve burayı da sergi alanına dönüştürdük. Projede 128 arttırdık genel alanımıza. 52 yeni galeri vardı ve 9 dönem salonu ekledik ve yeni ek galeriler de eklemiş olduk mevcut binaya ve şematik olarak 2002'de dizaynlar ilk kez ortaya çıktı ve yapım ve enstalasyon aşamamız birinci aşama için Kasım 2010'da başladı. Yani yeni Amerikan kanadı
İnanılmaz ama 4 yıl içinde açılmış oluyor tabii bu durumda. Ve kompleks bir nezaret sistemimiz ve proje yönetimi sistemimiz vardı. Bina sistemleri, galeri düzenleyiciler, aracılar, mimarlarla aracılar, iç tasarımcılar, ödünç veren kurumlar, diğer personel yani komitelerin olması gerekiyordu. Bunların hepsinin komitelerde temsil edilmesi gerekiyordu. Ben bugünkü sunumumda size bazı geliştirdiğimiz yöntemlerden bahsedeceğim. Bu koleksiyonlar yer değiştirmeleri gerekti. Çünkü özellikle son 10 yıl için bu geçerli. Ve bazı karşılaştığımız zorluklardan ve çıkardığımız derslerden bahsetmek istiyorum. Bu son dönemde yaptığımız proje için özellikle. Koleksiyonların taşınması gerekiyordu. İlk kez olarak yarım saat uzaklıkta bir yere bunları dışarı götürmemiz gerekti. Ama tabii Allah'tan bu kadar primitif, iptidai koşullarda değildik 2008'de bunu yaptığımızda. Bu 1909'daki görüntü. Bunu yapsak işimiz çok uzun sürerdi herhalde. Bu göstereceğim tek şema. İçinde rakamlar yok. Eminim şikayetçi olmazsınız rakam olmadığı için ama burada bir komplike doğasını görüyorsunuz aslında yapılan işin. Bugünkü konuşmalarda hep bunun altı çizildi. Yapılan değerlendirme çalışmaları yani taşınma öncesinden önce yapılan envanter ve kayıt çalışmaları, veri tabanına giriş yapılması, ağırlıklar, boyutlar, mekanlar, lokasyonlar, hiçbir şey kaybetmememiz lazım. Her şeyin fotoğrafını çekmemiz gerekiyordu. Mümkün olduğunca da taşınmadan önce bunu yapmaya çalıştık. Çünkü koleksiyondaki pek çok nesne daha önce fotoğrafı çekilmemiş nesnelerdi. Ve depolama lokasyonumuzu hazırlamamız gerekti ve güvenlik önemliydi. Pek çok objelerin fümige edilmesi, dumanlamasının yapılması gerekti. Bunları yaptık. DDT uygulaması gibi, DDT gibi diğer toksik maddeler gibi problemler vardı. Dolayısıyla içeriye biz yeni paketleme alanına zararlıları sokmuyor olmamız ya da küf sokmuyor olmamız gerekiyordu. Bunu sağlamamız gerekiyordu. Güvenliğin diğer boyutlarından bugün bahsedildi. Bu arada her şeyin erişilebilir olması gerekiyordu yeni lokasyonumuzda, yeni mekan anımızda. Öğrendiğimiz en büyük derslerden bir tanesini söyleyeyim. Joachim Huber'e teşekkür etmem lazım. Zürih'teki Prevart'tan bu slaytları o verdi bana. Benzeri objeleri benzeri şekilde ele almak lazım. Ve %5 ya da onunu kaynaklarınızın belki de çok özel problemlere ya da kırılgan objelere ayırmanız lazım. Özel objelere farklı malzemeler söz konusu oluyor. Joachim burada kullandı farklı malzemeler ama aynı prensip söz konusu olabiliyor malzeme değişse de. Bazı problemlerimiz olduğunu gördük. Dokümantasyon ve saklama sistemimizle ilgili. Bu kağıt bir kitaptan sayfa bunu görüyoruz. Ve Silverfish yemiş bunları ve kitabın künye bilgileri yok olmuş. Mısır'dan gelen bazı eserler vardı. Daha önce belki 100 yıldır falan hiç paketi açılmamış objeler vardı. Veri tabanıyla başladık önce. Tabii dokümante etme yani belgeleme çok önemli. Bugün çok söylendi bu. Ve ne tür bir veri tabanı kullandığımızı burada görüyorsunuz. Bu gallery sistemi. Spektrum'un Wilbert daha önce size Spektrum anlattı. Onun ortağı gallery sistemi. Ve pek çok bilgiyi girebiliyoruz burada veri tabanına. Çeşitli fotoğrafları da girebiliyoruz. Fotoğraflar çok önemli oluyor. Daha sonradan yeni yere taşınırken aradan birkaç sene geçmiş olacak bu arada çünkü. Onun için çok detaylı bir dokümante etme, belgeleme gerekiyor. Taşıma sonra geri taşıma söz konusu burada çünkü. Tarih öncesi dönemlere ait objeler var burada. Bu dolaplar bize sanırım 19. yüzyıldan kalma V&A'den almışız bunları herhalde ya da 20. yüzyılın başı da olabilir emin değilim. Bayağı eski dolaplar bize tabii ki hala yani birkaç yıl öncesine kadar bunları kullandık ama çok tabii çok tehlikeli çünkü cam da var işin içinde. Bazen pat diye kırılabilir hemen cam onun için riskli. Belgeleme sistemimizi bu arada fotoğraflamayı da tabii ihmal etmedik. Her şeyin fotoğrafını çektik. 13 bin obje fotoğraflandı. Daha önce fotoğraflanmamışlardı hiç. Bizim proje kapsamında bu gerçekleşti.
Burada bir başka belgeleme yani dokümantasyon TMS. Bu the museum system, müze sistemi, bu gallery sistemin içindeki database sistemin içindeki bir modül. Kendi ihtiyacınıza göre bunu adapte edebiliyorsunuz. Burada şu var. Ne kadar alana ihtiyacımız olacağını hesaplamamıza imkan verdi bu, çünkü 35 bin küsur obje söz konusu. Onun için ne kadar alana ihtiyaç olacağını kestirebilmek çok zor. Gönüllüler ve müze personeli birlikte çalıştı ve bütün boyutları girdiler ve ne kadarlık, nasıl bir saklama tipi gerekli, ne kadar paketleme gerekli ve diğer gerekli destekleri de girdik ve saklama sistemimizi böyle geliştirdik. Bu da bir başka örnek. Bu da durumu tespit ediyor. Nesne bazında böyle bir durum taraması yapmadık ama konservasyonda birinci öncelik tekrardan gelmeden önce, kuruma dönmeden önce gerekli bir şey yapılması ihtiyacı varsa bunun yapılması. Ve bu aktiviteyi biraz daha kolaylaştırdı bu veri tabanı modülü. Koleksiyonu yer değiştirmesi, taşınması. Çeşitli sistemler kullandık depolama ve taşıma için. Bunların modüler olmaları gerekiyordu ki her seferinde bir objeyi taşırken yeniden sıfırdan başlamayalım. Ve mümkün olduğunca arşive uygun olmaları gerekiyordu ki bunları saklarken, depolarken içlerinde yer alan kaplar içinde saklayabilelim. Maliyetçe etken olmaları gerekiyordu ve kolaylıkla erişebilir olmamız gerekiyordu. Çünkü küratörler, konservatörler, araştırmacılar erişmek isteyeceklerdi bu objeleri. Bunların bazılarını ana binaya reenstalasyon için yeniden geri getirmemiz gerekebilirdi. Ya da yurt dışındaki ya da başka şehirlerdeki sergilere ödünç verilirlerse. Dolayısıyla bütün bunları öngörerek dediğim gibi bu taşıma işlemini gerçekleştirdik. Ve 35 bin nesneyi dışarı taşıdık ve 50 bin kadar objeyi de içeri getirdik ve çok büyük bir projeydi dolayısıyla bu. Yani keşke daha önce burada bize gösterilen o düz kutulardan, keşke bizde de olsaydı o şekilde, keşke sandık ya da düz kutularla bu işi halledebilmiş olsaydık. Yarım saatlik bir uzaklıktaydı müzemizden saklama alanı, depolama alanı. 30 feet yukarı kadar çıkıyor ve 35 bin kare lik bir alana yayılıyordu. Dikey olarak böyle bir alan olunca her şeyi bir şekilde buraya yerleştirmeniz lazım. Bazı nesneler yüksek ve bu malzemeler de farklı şekilde ambalajlanmış durumdalar. Temel kullandığımız çerçeve bu şekildeydi. Çok faydalandık bundan. Bu bir palet. Poplardan yapılma, poplar ağacından yapılma ve en az asitli olan ahşap şekli bu. Ve bizim daha önce plastik kullanılmış ama itfaiye plastik kullanmamızı istemedi. Ahşap kullanmamızı tercih ettiler ve gaz üretmeyecek malzeme kullanmamız gerekti ve orta yoğunluklu kontrplak kullandık ve kağıt yüzeyleri var. İçinde ahşap asitleri var ama fenolik bir uhu yapışkan kullanıldığı için volatilitesi yüksek, reçine muhteviyatı açısından. Buna sled diyoruz. Bir ya da iki objeyi ya da 3-4 taneyi büyüklüğüne göre içine koyuyoruz. Bunlar standart büyüklükte ve mümkün olduğunca çok objeyi bunlara sığdırmaya çalıştık ki birlikte taşıyabilelim diye. Bir de perforasyonlu alüminyum ya da metal yataklar üzerinde de mobilyaları taşıdık. Kullandığımız malzemeler volarak kullandık. Bu bir polietilen köpük. Etafoam kullandık. O da bir başka polietilen köpük cinsi. Blueboard kullandık. Bunlar arşiv amaçlı kartonlar ve tedarikçilerin sattıklarından almadık ama özel bir kartoncu bulduk. Bizim normalde kullandıklarımız, yani ihtiyacımıza uygun, çok daha düşük maliyetli ürünler sundu bize kartonlar için. Pamuk kullandık. Bazen polietilen ya da polipropilen de kullanılabiliyor paletler için ya da diğer kapalı kaplar için. Mekanda bazı saklama kaplarının nasıl üretildiğini görüyorsunuz. Ama yaratıcılı olduk.
yaratıcı olduk. Mesela sağ en üstte bir kahve tenekesini görüyorsunuz. Boş bir kahve tenekesini görüyorsunuz. Burada yine depolama metotlarımızdan bir tanesi. Çok küçük kırılgan camlar için bu. Ayrıca bu arabaları ürettik, taşıma amaçlı. Aynı malzemeden ürettik bunları da. Normalde raflar için kullandığımız malzemeyi kullandık. Bu arabaları hala kullanıyoruz, tekerlekli arabaları. Ulaştırma için bu büyük kutuları kullandık. Ama bir de kamyon aldık ki her gün gidip gelebilsin bu kamyon diye. Bu her gün sürekli gidip geliyordu bu kamyon. Ve şu anda mesela her gün değil ama 2 haftada bir gidip gelmesi artık yeterli oluyor. Acil bir durum söz konusu olursa sadece. 3 mililitrelik polietilenle kapladık bunları ve bağıl nemi ayarlıyor, stabilize ediyor aylarca. Bunu tespit ettik. Dolayısıyla bu bizim içimizi rahat ettirdi. Taşıma yöntemlerimizden bir başkası bu. Ayarlanabilir. Çelik ya da alüminyumdan yapılma. Ve vidaları istediğiniz deliğe yerleştirerek rafı istediğiniz noktaya ayarlayabiliyorsunuz. Objeler bazen bu şekilde taşındılar ve buradan çıkarılıp sonra raflara yerleştirildiler nihai depolama alanında. Ve bu taşıma elemanlarını defalarca kullandık. Bu da bu tür bir saati taşımak için kullanıldı. En sağ tarafta daha küçük objeler için olan taşıma birimini görüyorsunuz. Demin silet demiştim. Tekstil ürünler, tekstil objeler. Tüpler kullandık. Böyle bir çerçevenin içinde bunlar. Ve kamyona bunlar yerleştirilebiliyor. Ve böylece rulo haline getirip tekstilleri, ruloları da silindirler gibi bu çerçevenin içine yerleştirebildik. Kamyona yükleyebildik. Yine pelet burada gördüğünüz ve bu şekilde bir sabitleme yapmışız. Yine ahşapla sağ üstte. Ahşap destekler kullanılıyor. Etafom ve bellara malzemeleriyle desteklenmiş, yastıklanmış. İsterseniz kullandığımız malzemelerin listesini daha sonra size verebilirim. Ayarlanabilir ayaklar yaptık. Bu nesneyi destekleyebilmek için bunu tabii istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ayarlanabiliyor bu kayış gibi olan elemanlar sabitleme vazifesi görüyorlar. Sonra depolama alanında bunları çıkarıyorsunuz. Home Depot Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bir box store diye bir yer var Amerika'da. Büyük kutular var ve onlardan yardım aldık. En yukarılara çıkabilmek için bu kişinin mesela peletleri ta yukarılara yerleştirip yukarı indirip aşağı indirebilmek, çıkarıp aşağı indirebilmek için yardım aldık onlardan. Yani bayağı yukarılara tırmanmak gerekiyordu çünkü üst raflara. Mobilya konservatuvarımız yukarı çıkıyor burada. Üst katlara çıkıyor bu asansörü kullanarak. En ta tepelere de çıkmak gerekti en sağda gördüğünüz gibi. Bu büyük ve ağır objeleri hareket ettirirken tabii çok fazla insan kuvveti kullanmamak lazım ki belimize zarar vermeyelim. Yeniden tekrar kullanılabilir taşıma olumanları. Burada üzerinde oturma kısmının üzerinde bir koruma var. Mobilyanın döşemesinin zarar görmemesi için. Ve bunlar hareketli elemanlar. Dolayısıyla ayarlayabiliyorsunuz taşıdığınız objenin kalınlığı, mobilyanın kalınlığı ve büyüklüğüne göre. Kemerler var. Bu kemerler de etafomdan yararlanılıyor. Aşağı doğru bir baskı uyguluyor ve stabilite sağlanmış oluyor taşınma aşaması için. Depo alanı. Ne gibi rakamlarla boğuştuk görebilmeniz için eski depo alanı, bu da yeni depo alanındaki durum ve raflar. Bu da tekstilleri gösteriyor. Bütün bu kostümler asılı vaziyette kamyona götürüldüler, bindirildiler. Polyesterle
koruma altına alınmış durumdalar. Kamyona yüklendikten sonra tekrar bir daha üzerleri kapatılıyor genel olarak askının ve tekstil deposuna getiriliyorlar. İşte daha önce bahsetmiştim bu rulolardan, kumaş rulolarından. Kamyonda taşıyoruz bu ruloları demiştim. Yani malzemelerimiz birbirinden çok farklılık teşkil ediyor ve sayıları da çok fazla. Bazı yine resimler göstereyim ne gibi depolamalar yapıyoruz. Çok farklı imalatlar yapıyoruz ve toz kaplı çelikten yapılma dolaplar bunlar. Dolap ve çekmeceler. Önceki hal yukarıda, sonraki durum aşağıda. Tabii ki çok daha güzel görünüyor. Kompakt depolama hakikaten hoş bir şey. Bazı dezavantajları olabilir ama kompakt depolama söz konusuysa eğer, normalde %75 daha fazla malzemeyi kompakt depolamaya sığdırmak mümkün. Eğer hava sirkülasyonu gerekmiyorsa, başka kaygılar buna mani olacak kriterler yok ise, yani kompakt depolama hakikaten çok işimizi kolaylaştırdı. Koleksiyonumuz, eski dönemlere ait koleksiyonumuz için normalde elimizdekinin iki katı depolama alanına ihtiyaç duyacağımızı düşünmüştük. Ama bu kompakt depolama hayatımızı kurtardı. Aksi takdirde çünkü çok daha fazla alana ihtiyaç duyacaktık. Ne yapardık bilmiyorum. Önceki ve sonraki görüntüler, yine her şey etafon bir yatak üzerinde çekmecelerle çekiliyor. Böylece kolaylıkla görünür ve erişilebilir durumda ve bir zarara da maruz kalmayacak durumda. Böyle bir kitap yazdım ben bundan 10 yıl kadar önce. Art Type'dan alınabilir bu Londra'da. Ama Türkçe'ye de tercüme edilebileceğini umuyorum. Öyle bir planımız var. Bu resmi çok seviyorum. Johnson Resurgent'ın ve Athena, bilgelik tanrıçası. Mimariyi, heykeli ve resmi zamanın zararlarından koruyor. Hepimiz için önemli olan şey de bu. Sona geldim şimdi. Ben eskideki koleksiyonlarımızın koruyucularına adıyorum. 1944'teki itfaiyecilere adıyorum bu konuşmamı. Teşekkür ederim.